kuşu gibi kuyruğunu açmış, rengarenk bir yelpaze gibi görünmek hiçbir tavuğun hayali değildir. Süslenmeye çalışan bir tavuk bunun için görmemişsinizdir. Gülünç görünen ve diri duygusu veren bu hareketin sahibi maalesef biziz, insanoğludur. Doğada böyle görünmeye çalışan tavuk yoktur. Ama yabancı kelimeleri konuşmasının içerisine alarak havalı görünmeye çalışanlar vardır. Bu gibi insanlar kibar ve aydın göründüğünü zannederler. Ordinarius Profesör Gerard Kestner. Dilin kıymetini 1925 yılında yaptığı konuşmada eğitimin milli olması için eğitim dilinin Türkçe olmasının şart olduğunu söyleyen kişi Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'tür. Örnek olsun diye bir geometri kitabı yayınlayan yazar kare, üçgen gibi tanımları dilimize hediye etmiştir. Bu yazarın eserlerini okudunuz mu bilmem. İsmi Mustafa Kemal Atatürk. Bu bilinçteki insanların, yani Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının yapması gereken tek bir şey vardı. O da Türk Eğitim Derneği gibi bir oluşumu meydana getirmek. Türk Eğitim Derneği çocuklarına temel bilimleri kendi dillerinde öğretecekti. Tıpkı fizik, kimya, matematik gibi İngilizceyi de ayrıca öğretecekti ki dünya insanlarıyla kendi fikirlerini tartışabilsinler. İşte bu niyetle tamamı Türkçe eğitim veren kıymetli eğitimcilerin oluşturduğu bir yönetim grubuyla Türk Eğitim Derneği kuruldu. Güzel amaçla kurulan Türk Eğitim Derneği nice kıymetli Türk çocuğunu yetiştirdi. Bu çocuklardan birinin fikirleri bütün bilim dünyasını sarsacaktı. Amerikalı, İngiliz, Fransız tebeşirler tahtaya yazdıkları bazı kuramları silip onun fikrini yazdı. Oktay Sinanoğlu. Almanya, Fransa, Rusya, Japonya, Türkiye eğitimde bu sırayla övülmekteydi o sıralar dünyada. Maalesef Allah'ın belası 2. Dünya Savaşı ve ardından gelen yeni düzenlemeler. Türk Eğitim Derneği TED Koleji oldu. Müdürü Miss Parker'dı. Müdürü Miss Parker'ın yanı sıra İngiliz ve Amerikalı eğitmenler eğitim kadrosuna dahil oldu. Sevilen parlak öğrenciler Amerika'nın ünlü üniversitelerine davet ediliyordu. Ve 1945 yılında maalesef eğitim dili İngilizce oldu. Oktay Sinanoğlu müdürün masasının karşısındaki sandalyede okul birincisi sıfatıyla oturmaktaydı. Müdür lafı uzatmadan Oktay Sinanoğlu'na daveti iletti. Seni Amerika çağırıyor. Oktay Sinanoğlu bir davet yapan müdüre, bir de hemen müdürün arkasındaki çerçeveli Türk bayrağına baktı. Hayır dedi, istemiyorum. Müdür kabul ederse kendisi için, eğitimi için çok parlak bir geleceğin vaat edildiğini yineledi. Oktay Sinanoğlu ayağa kalktı. Hayır dedi tekrar. Hayır der demez cam çerçeveli Türk bayrağında kendi süliyetini gördü. Bayrak önünde Oktay Sinanoğlu. Yerine oturdu. Tamam, kabul ediyorum. Gideceğim dedi. Müdür şaşkındı. Zeki gözlerinde ani bir değişiklik ve bu değişikliğin sonucunda bir kararlılık görüyordu. Müdürün duymadığını Oktay Sinanoğlu içinden söyledi. Burada kalıp onların kölesi olacağım ama oraya gidip efendileri olacağım. TED
TED Koleji'nin birincisi olarak Amerika'ya giden Oktay Sinanoğlu, Amerika'nın California Üniversitesi Berkeley Kimya Mühendisliği'nde okudu ve birincilikle bitirdi. Ardından MIT'ye geçti, orayı da birincilikle bitirdi. Yüksek kimya mühendisi oldu. Alfred Sloan ödülünü aldı. 1959'da California Üniversitesi'nde kurumsal kimya doktorasını yaptı. İki ödül birden kazandı. Amerika Birleşik Devletleri Atom Enerjisi Merkezi'nde davet üzerine araştırmalar yaptı. 1961'de hem Harvard hem de Yale Üniversitesi'nde kuantum kimyası ve fiziği üzerine teorilerini ve buluşlarını anlattı. İki kez Nobel'e aday oldu. Türkiye'ye döndü, kuramsal kimya bölümünü kurdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde eğitimin Türkçe olması için uğraş verdi. 1964'te moleküler biyoloji konusunda ikinci kürsüsünü Yale Üniversitesi'ne atanarak kazandı. 1973'te Almanya'nın prestijli en yüksek ödülü Alexander von Humboldt bilim ödülünü ilk kazanan kişi oldu. Ve Oktay Sinanoğlu başta bütün Amerikan basını, dünya basınında şu manşetle duyuruldu: dünyanın en genç profesörü. 26 yaşında Yale Üniversitesi'nde profesör olan Oktay Sinanoğlu Einstein'ın fotoğraflarıyla beraber duyuruldu. Çünkü 300 yıl önce aynısını başaran tek kişi Einstein'dı. ...28 dünya ülkesinin kıymetli üniversitelerine kürsünüz var buyurun diyerek davet edildi. Konuşmalar yapması istendi. Bütün davetlere bir şartı vardı: gelirim ama şucu, bucu, solcu, sağcı, başörtülü, sarışın, Afrika kökenli diye ayırmadan herkesi salona alacaksanız gelirim. Oktay Sinanoğlu ömrü hayatını Türk insanına, Türkiye'ye, Türkçe'ye ayırmış bir filozoftur. Kitaplarından bazıları: Türkiye nereden nereye, Hedef Türkiye, Ne yapmalı ve Bye Bye Türkçe. Yaptığı konuşmaları YouTube'dan izlemek, yazdığı kitapları okumak hepimizin hocamıza vicdani borcudur. İşte o zaman bu kıymetli profesör mezarında rahat uyur. Oktay Sinanoğlu hocamızın kitaplarını okumuş bir kişi olarak anladığım şu: hocamızın bizden bir isteği var. Üzerimizdeki, içimizdeki varsa aşağılık duygusundan kurtulup özgüven sahibi olmak ve başarmak. Sevgili dostlarım, bugün size Nekre'de çok kıymetli bir insanı anlattım. Beni hayat hikayesinde en çok etkileyen ise bu hocamıza bir sıfat verilmiş. Öyle bir sıfat ki altında başka kimseye daha önce verilmediği ve verilmeyeceği yazıyor. Oktay Sinanoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Profesörü. Her kuşa şablon olsun.